Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Hemen günün şöyle bir değerlendirmesini yapalım. Öncelikle BTC 36.129 dolar seviyesinde düne göre %6'lık bir değer artışı söz konusu. Dominans %43, hala dominans benim istediğim seviyelere ulaşmış değil. Dominansın %46, Bitcoin'deki dominansın %46-48, bu seviyelere gelmesi ancak daha olumlu sonuçlar doğurabilir. Yani %50'nin altında kalmalı ama 46-48'leri de görmesi daha sağlıklı gidişatı gösterebilir bizim için. Ethereum'da %2,34'lük bir değer artışı söz konusu, 2533 dolar seviyesinde. Yeşillerin yine bugün içinde çoğunlukta olduğunu görebiliyoruz. CoinMarketCap'e bakacağımız zaman bugün düne göre bir miktar daha para girişinin olduğunu görüyoruz. 1 trilyon 602 milyar dolar seviyesini görmüş durumda. Şu an için MarketCap'in toplam değeri. Şöyle bakacak olursak bir haberlerle ilgili kripto panikte yer alan bir haber vardı. Çin'in en büyük kripto borsaları internet aramalarından ve sosyal medyadan engellendi diye bir saat önce yapılmış bir haber bu. Çin menşeli ve Çinli yatırımcılara ve tüccarlara odaklanan dünyanın en büyük kripto para borsalarından bazıları olan Huobi, OKX ve Binance, ülkenin en popüler internet arama motorları ve sosyal medya platformları tarafından engellendi diye bir haberimiz var. Şöyle, bu bir saat önce yayınlandı ama çok da etkiledi mi derseniz coin piyasasını etkilemedi. Zaten Çin'in tepkilerini daha önceden de biliyorduk. Hatta Mart ayında da Huobi, OKX ve Binance'ın resmi Weibo hesapları askıya alınmıştı. Daha önce de bunu yaşamıştık. Demek ki artık bunlar fiyat olarak, nasıl ki Elon Musk'ın da tweetleri bir dönem sonra artık etki etmemeye başlıyor piyasaya. Böyle şeyler yer ettikçe, artık alışılageldikçe piyasalar üzerindeki etkisini yitiriyor. Umarım bundan sonra Çin'le ilgili gelen haberler olumsuz olsa dahi piyasayı etkilemez. Hemen günün şöyle bir değerlendirmesini yapacak olursak. Şimdi BTC'yi değerlendirecek olursak, dün söylediğimiz gibi 37.990'a kadar çıkabilir ama oradan bir düzeltme gelir demiştik. Hızlı çıkışlar yapabilir demiştik. Bizim için 37.700'ü en son gördü ve buradan geri döndü. Düzeltme yapıyor. Şu anki kırmızıyı da bir çubuk şeklinde, belki 36.382 dolar bizim önemli bir seviyemiz şu an için. Bunun altına belki çubuk atabilir ama gövdesini kırmızı olarak yukarıda bıraksa dahi daha sonraki mumu yeşil atması yüksek bir ihtimal. Yeşil atabilirse biz o zaman 37.900'ün üstünü bekleyebiliriz. 37.990 seviyesi Fibonacci'de diğer banda geçiş yeri. Artık bunun üzerinde 12 saat, belki 24 saat tutunabilirse 37.990'ı aşması durumunda, o zaman biz 44.000'e kadar olan seviyeleri bekleyebiliriz. Yeter ki bizim için 37.990 ve 44.231 dolar arasında kalıp bir diğer kuşağa geçmiş olsun. Ondan sonra hareketlenmeler gözlemlemek mümkün olur. Bizim için BTC'de şu an bekleyeceğimiz nokta arkadaşlar 36.382 doların altına inmemesi. 37.398'i öncelikle aşması gerekiyor. Onun ardından da 37.990 dolar seviyesini aşması gerekiyor. Umarım buralardan çıkışlarını yakalayarak 40 binleri gördüğü anda altcoin piyasalarında çok daha olumlu hareketleri gözlemleriz diyorum. Her hafta sonu bir düşüş gerçekleşiyordu. Yine de temkinli olmakta yarar var. Tam bir geçen hafta cumartesi günü böyle bir hareketlilik vardı. Çıkış yakalayacak gibiydi. İlk defa bir hafta sonu hareketlilik vardı ama o da olumsuz haberlerle ne oldu? Geri çekilmeye başladı. Geçen hafta sonunu da maalesef, hatta düne kadar sürekli geri çekilmelerle yaşadık, geçirdik. İnşallah bu hafta sonu bir alımla desteklenir ve daha yukarı yönlü hareketleri gözlemleriz. Bu hafta sonu biraz hareketli olur inşallah diyelim. BTC'de durum bu. Adaya bakalım. Adada durum nedir? Bütün coinleri şöyle bir değerlendirelim. Dikkat etmemiz gereken yerleri. Şu an için şuradan bakacak olursak hemen.
Adada geri çekilme sürüyor. Bizim için şu an adada 1,50-1,54 dolar seviyesine altına inmemesi gerekiyor ve aşmamız gereken nokta da 1,58-1,19 dolar seviyesi bizim için kritik eşik. Buraya aşması gerekiyor ama 50 günlük ortalama 200 günlüğün altına indi. Bir müddet daha adayı biz buralarda gezinirken görebiliriz. Ama BTC'nin olumlu hareketleri de adayı anında ne yapabiliyor? Hareketlendirebiliyor. Umarım adada da devamı gelir. EOS'a bakalım hemen. EOS'ta durum nedir? EOS'ta da durum şu an için daha önceki bandın içine girmeye başladı. Tam çıkmıştı. Biz gideceğini düşünürken geriye doğru çekildi. Bizim için 5-15 seviyesi önemli. 5-15 seviyesinin üzerine çıkabilmesi gerekiyor EOS'un. Ve 4,84 dolar seviyesine inmemesi gerekir. Bizim dikkat edeceğimiz nokta şu an için 5,15 dolar seviyesi. Burayı aşması durumunda ki zor görünüyor. O zaman da 5,53 dolar seviyesi takip etmemiz gereken nokta. Çünkü buradan 3 kere geri dönmüş arkadaşlar. 5,15'ten 3 kere geri dönmüş. Bir daha zorlarsa ki zor görünüyor zorlaması. Tabii yine BTC'nin hareketine bağlı ama BTC olumlu hareket yaparsa buraya kadar çıkıp bir üstünü retest edip geri çekilebilir. Bakalım EOS'ta durum ne olacak? AVAX'a bakalım. AVAX'ta durum nedir? AVAX 13,86 dolar seviyesinde şu an için dünkü çizdiğimiz grafiğin içine tekrar girdi. 13,86 dolar seviyesinin üzerinde tutunması gerekiyor. 14,74 dolar seviyesini de aşması gerekiyor AVAX'ın. AVAX dün de söyledim yani böyle bir aslında çok iyi uygun konumda ama piyasa işte güven vermediği için tekrar giremiyorsunuz. Yani burada baktınız 13 dolar dün neyi gördü? 15,56. Şimdi satabilir mi insan burada? Bakıyor ki piyasa gidiyor gibi geliyor. İnsan ne yapıyor orada? Satmaktan imtina ediyor, kaçınıyor. Yani satabilmek zor oluyor o zaman. Ne oluyor? Ondan sonra tekrar düşüyor. İşte %10, %5'lik bir kar bile olsa işte satıp geri almak daha mantıklı geliyor. Ama sattığınız zaman sanki böyle bir çıkış yakalandı. Çok daha iyi yerlere gidecekmiş gibi gelip bekletiyor da. İşte çok kararsız bir noktada kalıyoruz. Ama hep düzeltmeler oluyor arkadaşlar. Yani 3 yeşil sonrasında kırmızılar geliyor. Sonrasında 3 yeşil. Hani 3 yeşili üst üste görüyorsak büyük ihtimal satış yapılabiliyor. Ama önceki dönemlerde olsa hani 3 yeşilden sonra biz satabiliyor muyduk? Satamıyorduk. Çünkü 3. yeşilde bir bakıyorsun %100'ü vurabiliyordu. Bir de o ihtimal var. Şimdi piyasa bir anda toparlanıverirse belki 3. yeşilde %100, %80 yapanlar olacak. O yüzden de insan çekiniyor. Zaten düşmüş düştüğü kadar diyoruz. Hani al sat yapmaya da girsek bu saatten sonra daha mı kötü olur diye düşünüyoruz. O yüzden biraz daha mantıklı düşünemiyoruz işin açığı. Umarım herkes bir an önce o piyasa yükselir, güzelleşir ki biz de hepimiz mutlu oluruz diyelim. AVAX'ı geçtik. HOT'a bakalım. HOT 00.79.45 dolar seviyesinin üzerinde tutunmalı ve 00.84.19'u da ne yapmalı? Aşmalı. 82.96'yı aşması gerekiyor. Buradan iki kere geri dönmüş. Üçüncüde de ince bir çubukla geri dönmüş. Bizim için kritik seviye 00.82.95 aşmamız gereken nokta burası. 00.79.45'te üzerinde tutunması gerektiği nokta. BTT'ye bakalım. BTT'de 00.35.77 dolar seviyesinin üzerinde olmalı ve 00.37.17 dolar seviyesinin üzerinde çıkmalı. Dünkü çektiğimiz bandın bir üst bandına atmıştı ama buradan bakın çizdiğimiz yerden geri döndü. 38.21'den geri döndü. Bizim için kritik seviye 38.21. Şu an için 37.17'yi aşmalı ve 38 21'i de aşmasını beklememiz gerekiyor BTT'de. Gelelim VN'a. VN'a gelelim.
Bunu da epey bekletecek gibi bizi gene. Hala düşmeye devam ediyor. 0.0.45.99'un üzerinde tutunmalı ve 0.0.48.09'u da aşması gerekiyor. 0.0.48'i aşabilecek mi? Aşarsa eğer diğer bekleyeceğimiz nokta ne olacak arkadaşlar? 0.50 seviyelerini görebiliriz. Aşabilmesi durumunda. Burada bant yine genişlemiş. Buradan muhtemelen bir miktar daha satış gelip işte 44'e kadar çekebilecek mi? 45-20'lere geri çekebilir, iğne atabilir. Ama ondan sonra bir alımlarla desteklenebilirse BTC'nin de hareketiyle bağlı olarak buradan tekrar bu bandın içine girmeye çalışabilir. Ona da dikkat ederiz. Dent'e bakalım. Dent de bir alt banda attı. Maalesef şunu değiştirelim. Tekrar bir daha çizelim. Şu an için kritik bir seviye var burada. Ona bakalım hemen. 0.0.34.69 dolar seviyesinin üzerinde tutunmalı. Diğer bekleyeceğimiz nokta ise 0.0.32.80. 32.80'e kadar inmesi durumunda bir alt banda çekebilir ya da buradan tekrar toparlar. Yani alt banda çekeceğini düşünmüyorum ben. 32.80'e belki indirebilir ama buradan tekrar toparlayarak tekrar 34.69'u zorlayabilir. Bir üst tarafta bekleyeceğimiz noktada 36.58 olacak. 36.58 seviyesini Dent'te bekleyebiliriz. Raven'e bakalım. Raven'de durum nedir? Raven bir istediğimiz şu çıkışı yakalayıp da bizi mutlu etmeyen Raven burada. Raven'de 0.077 dolar seviyesini aşmalı. 73.99'un altına inmemeli ama şu an için inmiş görünüyor. Burayı iğne atabilir. İğne attıktan sonra yanında yeşil yaparak 77.68'e ulaştırabilir. Raven'de takip edeceğimiz nokta 73.99'un altına inmemeli. 77.68'in de üstüne çıkmalı. XRP'ye bakalım. XRP'de o da düşüş trendinde. Şu an bekleyeceğimiz nokta XRP'de 0.8893. Bunun altında kalmış durumda. Alt bandı zorluyor. Yukarıya çıkması biraz zor görünüyor. Bundan sonraki de bir kırmızı atabilir. Ama dediğim gibi BTC'nin hareketiyle de ortak gidiyor. O kırmızı atınca bu kırmızı atıyor. O yeşil atınca bu da yeşil atıyor. Bir alt banda inebilmesi 0.8571'in altına inmesiyle mümkün olur ama alımla destekleniyor gibi görünüyor. Bu 88.93'ü biz bu saatlerde belki geçebiliriz gün sonuna doğru. BTC'de de olumlu hareket olursa bir üst banda tekrar çıkartabilir. Hatta bunu ani bir yeşille yapabilir. Yeter ki işte CoinMarketCap'te 100 milyar dolar daha bir toplam para girerse burayı ani bir yeşille 92.15'e kadar çıkarabilir. Ama orada bir küçük ince düzeltme yapıp yapmamasına bak lazım. Bakın burada yeşil uzun yaptığı zaman kırmızıyı büyük yaptığında sıkıntı oluyor. Yani hemen arkasından kırmızıyı sıkıntı yaparsa büyük yaparsa sıkıntı oluşturuyor. Bizim için burada kırmızı küçük kalırsa ya da iğneli bir şekilde kalırsa mesela buraya kadar kırmızı yaptı sonra tekrar kırmızıyı yukarıda bırakırsa daha olumlu bir durum. Ama gövdeyi büyük yaptığı zaman inişlerin devam edeceği anlamı çıkıyor. Onun için biraz daha dikkatli olalım. Bir de CHZ'yi bakalım. CHZ ne durumda? Evet, CHZ dünkü çizdiğimiz bandın üzerinde düşüşlerini az miktarda gösterdi. Bakalım toparlaması iyi olacak mı? Şu an için bizim 23.43'ün üstünde tutunmamız lazım. Fibonacci'deki bölgenin üzerinde yani. Hatta biraz daha çekersek şöyle. Onu da söyleyelim. 23.62'nin üzerinde tutunmalı ki bir üst banda çıkabilsin. CHZ'de bekleyeceğimiz ana nokta burası 23.62. Bizim için bu seviyenin üzerinde tutunması önemli.
inmemeniz gereken nokta ise 22-24 arkadaşlar. Umarım piyasa toparlar. Bu hafta sonu daha güzel bir gün geçiririz. Herkes için mutlu ve hayırlı bir gün olur. Kazançlı bir gün olur. Ve eski neşeli günlerimize döneriz diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.